Herkese günaydın arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Sesimden de anlaşıldığı kadarıyla, daha doğrusu anlaşılıyor mu bilmiyorum ama biz baya bir hasta olduk. Ben baya bir grip, nezle, boğazlarım falan şişti. Bir de böyle hafif ateşim de var. Daha doğrusu vardı. Aynı şekilde Ensar'da biz diş çıkarıyor sanıyorduk. Meğerse böyle bir küçük bir ismini bilmiyorum da bir virüs kapmış. Yani o da hastalandı. 3-4 gün ateşi vardı. Ateşi şimdi çok şükür yok ama öksürüğü var. 2 gündür şurup içiyor. Bu gece çok şükür öksürmedi. Herhalde öksürüğü artık azalıyor. Ama burnu komple tıkalı. Hep burun fısfısı yapmam lazım. Onu da hiç sevmiyor. Normal yani, kim sever ki zaten. Onu zar zor yapıyorum ki biraz açılıp aksın da geceleri uyusun diye. Öbür türlü gerçekten ikimiz de hastayız. Zor geçiyor. Geceleri çok fazla tabii ki de uyanıyor hasta olduğu için. İnşallah birkaç güne geçer. Doktorum demesine göre bir hafta falan sürer dedi. Haftaya da bu arada bizim aşı terminimiz var. Ensar ikinci kez aşı olacak. Bakalım o zamana kadar iyileşip aşısını yapacaklar mı yoksa ertelenecek mi? Onu da tam bilmiyoruz. Neyse, biz şimdilik sabah kalktık. Ensar uyuyorken ben hemen bir yıkandım, ettim. Bir kendime biraz geleyim diye. Şimdilik Ensar'ın dolabını yapmak istiyorum. Zaten üstler gayet düzenli. Sadece bir tekrardan göz geçireceğim. Küçük gelenler var mı diye. Ben sık sık zaten her çamaşır katlayıp dolabına koyduğumda baktığım için tahminen bunların hepsi zaten şu an olmak üzere olan kıyafetler. Sadece alt çekmecemde, bir saniye şöyle göstereyim. Yani en sondan diyeyim size, en sondaki bir üst rafımda bir rafım var. Oraya işte hediye gelenleri ve sonra olacak kıyafetleri koyuyorum. Yani büyük olan kıyafetleri. Şimdilik artık yukarıdan, yani dolabından birkaç kıyafet azaldığı için alt taraftan kıyafetlerini yıkayıp çıkarmak istiyorum. Önce bir şimdi 74-80 beden olanların hepsini çıkaracağım. Etiketlerini keseceğim. Ondan sonra bunların hepsini yıkayıp kurutacağım. İlk bir yıkama döneminde ben hepsini bir kurutmaya atıyorum topluca yıkanınca. Hani o bebek kıyafetlerin bir komple bir tozunu alsın diye. Ondan sonra artık hem kurutma hem de normal seriyorum. Yani o hiç fark etmiyor. Neyse, şimdi ilk bir bu komple çekmeceyi boşaltayım. Ondan sonra bir kıyafetleri ayıralım. Pijaması. Wow, bunlar oluyor. Bu da Ensar'ın pijamaları. Çok güzel. Ensar'ın pijamaları çok güzel. Ya ne kadar çok var Ensar'ın yazlık kıyafetleri ya. Ya bu çocuk hangi birini giyecek? Şunu giyelim mi? Wow! Bu biraz büyükmüş lan. Bunu hiç götürmeye gerek yok. Şimdi renklerine göre ayırdım. Bir tane açık renkli çıktı. Bir tane de böyle renkler, yani koyu renkler çıktı. Fırat gelince bunları atacağım. Çünkü benim makine aşağıda olduğu için, Ensar da şu an uyanık olduğu için şu an kameraya gülüyor. Alo. Onun için o gelince atacağım. Burada yukarıda onu yalnız bırakmak istemiyorum. Evet, uyuyacak olursa o zaman hemen atıp gelirim. Öbür türlü Fırat'ı bekleyeceğiz. Hadi bir kameraya bir merhaba de. Arkadaşlar, ben çok hasta oldum. Bana okuyun hemen iyileşeyim de. Akku, burunlarım akıyor benim de. Ya sana okusunlar hemen iyileş. Şeker çocuk. Tekrardan günaydın arkadaşlar mı diyeyim? Ben resmen uyumuşum. Bir iki buçuk saat uyumuşum. Gerçekten çok iyi geldi çünkü çok fena başım ağrıyordu.
Fırat da işten gelmişti. Enser da, hani hepimiz aslında uyumuşuz öyle söyleyeyim. Hasta olduğumuz için bir Fırat haricinde gerçekten uyku iyi geldi. Şimdi çamaşırları da unutmuşum. Onları hemen getireceğim. Ama onları getirmeden önce, çamaşırları asmadan önce, daha doğrusu kurutmadaydı yani. Bazılarını asıyorum, bazılarını kurutmaya atıyorum. Yani bazılarını katlayıp bazılarını asacağım. Ensar'ın meyve kompostolarını yapmak istiyorum. Yani komposto mu diyeyim artık, meyve püreleri diyeyim. Burada bu meyve sepetim, bu arada arkadaşlarım meyve sepetine nazar mı değdi artık, ne oldu bilmiyorum. Baksanıza resmen tahtası çıktı. Neyse, bu tekrar takılır gibime geliyor. Şimdilik ensara meyve püreleri hemen yapacağım. Çok basit, hepsini soyup haşlayacağım. Ondan sonra yine o gördüğünüz geçen metrodan aldığım kaplara koyacağım. Ensar da bu arada yanımda yine örümcekte. Şimdi ilk bir normal klasik elma muz yapmak istiyorum. Sonra elma muz, bir de bir saniye ben ayarlayayım, ondan sonra size göstereyim, öyle daha basit olacak. Evet, şimdi hepsini hemen böldüm. Bu arada Ensar'ın örümceği, onun da sesi geliyor burada. Şimdi ilk başta elma muz yapacağım. Sonra bunu hemen yarın yemeli havuç kayısı. Şat, bu kayısı değil mi? Aprikoze. Evet. Kayısı. Havuç kayısı. Sonra kayısı, elma, muz. Sonra muz, nektarin kayısı, elma. Yani burada hepsini kullanıyorum. Bir tane de elma, havuç, nektarin, yine aynı şekilde. Daha doğrusu şeftali. Buraya nektarin, buraya şeftali kullanıyorum. Yani çok basit. Hemen böyle meyve püreleri yapacağım. Bunların hepsini soyacağım yine. Aynı şekilde haşlayacağım. Hiçbir şey koymadan çok azıcık su koyacağım. Normalde elma suyuyla yapılıyor ama o zaman da çok fazla şekerli oluyor. Onun için elma suyunu ben fazla tercih etmiyorum. Daha çok normal suyla yapmak istiyorum. Ve bir tık da ben bunu böyle yemek öğünü olarak veriyorum bu meyve püreleri. Ve tekrardan işte ısıtırken, yani böyle eritirken bir tık doyurucu olsun diye, hani ben bunu yemek öğünü olarak verdiğim için içine böyle yulaf ezmesi koyuyorum. Daha doyurucu oluyor yani, böyle bir tatlılı yulaf ezmesi, öyle düşünün, bir ara öğün. Aynen. Bir de bazen de tekrardan içine kendisinin, yani kendisinin süt tozundan ve tekrar su ekliyorum. Eğer bugün veya yarın yapacak olursam tekrardan onu da çekerim, size de hani fikir olur. Burada hani diyorsanız ben elma suyuyla yapmak istiyorum. Bebeklere özel böyle Bebe Vita'nın almıştım ben. Elma suları var. Bunu mesela çok az, hepsine böyle birer kaşık koyup tekrar tatlandırması için sonra da su ekleyip bunlardan da koyabilirsiniz yani. Ben şimdilik tekrardan koydum. İçine çok az su ekleyeceğim dibi yapışmasın diye. Sonra kaynayınca altını kapatacağım. Tekrardan püre haline getirip kavanozlara, daha doğrusu kaplarıma koyup buzluğa atacağım. Bu kadar basit yani. Gerçekten bebek mamaları veya bebek şeyleri yapmak çok kolay. Bu arada ben Ensar'a bir geceleri süt veriyorum. Bir de ben bütün gün içerisinde sadece bir kere süt vermeye bakıyorum. Günde 3 kere normal böyle yemek vermeye çalışıyorum. Bir kere çorba, bir kere tatlılı böyle yulaf ezmeli, meyveli bir şey yani. Üçüncü kez de akşam bisküvisi oluyor böyle, Almanların, hazır pakette satılıyor. Böyle sütlaç gibi bir şey, yani öyle bir şey veriyorum. Şimdi meyvelerim, pürelerim pişiyor. O arada ben hemen çamaşırlarımı halledeyim. Sonra da oturup meyve tabağımızı yiyelim. Kendimize de bu arada şimdilik meyve tabağı hazırladım. Bol vitaminli, bize şifa olsun. Aynı zamanda çay da demledim. O da burada demleniliyor. Bir de konuşanlar bakacağız. Yargıyı bu arada bitirdik arkadaşlar. Çok iyi bir bitişti. Öldü mü ölmedi mi bilmiyoruz. Kurutmanın daha yarım saati varmış. Onun için bunları asacağım. Aslında bunlar kurutmaya girse çok iyi olur. Çünkü hepsi Ensar'ın kıyafeti.
Ama yarım saatte ıslak bırakmak istemiyorum. Banyo yapacak, sonra yatacak. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Wow! Çok güzel değil mi? Sen yine kamerayı gördün. Nerede gördün hemen? Seni kameracı seni. Herkese yeni bir günden merhaba. Biz halen iyileşemedik. Biz şimdilik Ensar'la çarşılara çıktık. Birazcık çarşıları gezeceğiz. Fırat şimdilik 3 gün full çalışıyor. Yani sabahtan geceye kadar hiç yok. Onun için 3 gün Ensar'la yalnızım. Güzel vakit geçirmeyi diliyoruz inşallah. Bugün çok huzursuz bir şekilde kalktı kendisi ve acayip mızmız sabahtır. İnşallah mızmızlığı geçer. Onun için dışarı çıktım zaten ben de. Hazırlanıp çıktık. Belki dışarıda hem biraz temiz hava falan iyi gelir diye. Yazık halen hasta olduğu için işte halen rahatsız. Büyük ihtimal ondan mızmızlanıyor. Bir de dediğim gibi işte diş dönemi, atak dönemi hepsi bir geldi, karıştı yani. Neyse biz şimdi geldik. Benim burada hemen yakında bir alışveriş bölümü merkezi var. Oraya geldik yani açık havada. Orayı dolaşacağım. Anneme halen yağlık alamadım bu arada. Ona bakacağız. Ondan sonra bakalım birazcık esiyor ama şöyle yeşillikler içinde Ensar da arkada. Bu arada paketlerim var, kargolarım, onları geri vereceğim. Ensar da burada arkada. Artık o otokoltuğuna geçti. Onun için arkada oturuyor çünkü bunu öne almak yasak maalesef. Müller'e geldim şimdilik. Ensar da uyudu bebek arabasında. Üstünü örttüm çünkü dışarısı bayağı rüzgarlı. Yüzüne rüzgar gelmesin diye. Ben de şimdi kendime güneş kremi. Normal günlük yüz kremi arıyorum. Ben Lanchester'ınkini kullanıyordum. Maalesef benim kullandığım Lanchester yüz kremi artık kalkmış. Onun yerine başka yüz kremi çıkarmışlar. Ama hem fiyat olarak 4 katına çıkmış, bir de benim yüz kremim gibi kokmuyor, içeriği de değişmiş. Onun için başka krem bakıyorum. Şimdi önce bir Müller'e bakayım dedim. Sonra Douglas'a bakmayı düşünüyorum. Böyle parfümeri dükkanı yani. Burada birkaç tane yüz kremleri var. İşte bir içeriklerini okumam lazım. Hangisini alsam diye. Bu olayı da iyi diyorlar aslında ama daha çok kırışıklıklar için. Bakalım hangisini bulacağım. Ensar'a şu an yulaf ezmesi arıyorum. Dün meyve kompostoları, daha doğrusu meyve püreleri yapmıştık. Şimdi onlara böyle yulaf ezmeleri arıyorum. Bunlar sadece biraz bütün büyük. Bunların daha böyle küçük halini arıyorum. Hani tekrar pürelemeye gerek olmasın diye. Şu an bakıyorum da bunlar bayağı iri. Bu porridge dedikleri ince oluyor. Ama bunların içinde işte başka çikolatalar falan var. Büyükler için olduğu için. Bebek bölümüne baktım, maalesef bulamadım. Hani böyle sıcak yapıyorsunuz hem. Burada buldum. Böyle yulaf ezmesi. İnce böyle kıyılmış gibi rendeden geçmiş. Bunu direkt tencerede meyve püresinden ısıtıp verebilirsiniz. Ağızlara hem gelmiyor. Sırf yulaf ezmesi yani boş. Bir tane bundan alacağım. 1.85. Bundan bu arada ben hep birer kaşık koyuyorum. Fazla koymuyorum. 1-2 kaşık hani kıvamı getirene kadar, o kadar yani. Şey
Şimdi Ensa'nın mamasını yapalım. Ya Ensa şimdi mama yiyecek. Şimdilik Ensar'a meyve hazırlıyorum. Yaptığım meyve pürelerden. Meyve püresini koydum. İçine içtiği kendi sütünden koydum. Baby Vita 2 kaşık. Sonra birazcık bu aldığım yulaf ezmesinden koydum. Bir de su. Şimdilik bu kaynayacak. Birazcık kaynayınca yani ısınınca tamam hazır. Kameraya bakıyorsun. Ya bu kamera neymiş böyle yahu? Hı? Bakalım seveceğiz mi? Wow! Arkadaşlar aşırı çok hoşlanmadı yine aynı şekilde bu şeylerden. Herhalde bir ay sonra falan seveceğini tahmin edebiliyorum. Bu yulaf ezmesi ağzına gelince böyle dışarı çıkıyor yani dışarı vuruyor. Büyük ihtimal huylanıyor daha. Bazen ağzını açıyor şu an bazen açmıyor. Yani herhalde birkaç öğün o yulaf ezmesini buna kullanmam kendim kullanırım. Biraz böyle tiksiniyor gibi, huylanıyor gibi bir şey yapıyor ağzına bir şey geldiği için. Sırf püre yediği için şimdiye kadar böyle parçacıklı olunca huylandı. Onun için ben de çok zorlamak istemiyorum. Şimdilik yiyor bunu ama bir dahaki meyve püresini normal direkt hazır meyve püreleri oluyor ya bebeklerin. Meyve püresi diyorum. Sırf meyve püresi olarak. Evet bitirdi. Sonunda da sevdi herhalde alıştı. Neyse bir kere daha denerim. Herhalde hemen yarın bir deneyeyim. Ama ondan sonra yine böyle yapacak olursa zorlamak istemiyorum. Zaten büyüyünce alışırlar inşallah. Şimdi üstüne su içiyoruz. Evet. Sindirelim de kabız olmayalım diye. Ya sen buraya gülüyor musun ya? Altımızı değiştireceğiz. Altımızı değiştireceğiz. Ensar da ben alt değiştirene kadar dişlerini fırçalasın. Yay! Dişlerini fırçalasın Ensar. Bu arada arkadaşlar benim öyle dışarı çıkmaya hani koku vermeyen bir çöp kutum yok. Bir arkadaşım verdi bana kendisi kullanmadığı için sağ olsun. Yalnız o çöp kutusunu ben kullandım. Ama o kadar yani çöp kutusu büyük olduğu için ve şimdi yaz ayı da geldiği için o kadar çok kötü kokuyor ki içinde onu boşaltması benden Fırat yani açıkçası bayılıyorduk. Onun için ben gündelik onu boşaltmayı tercih ediyorum. Her gün yatmadan önce veya her gün sabah o çöpü boşaltıyorum Ensar'ın yani bez çöpünü. Pampas çöpünü ve eğer büyük tuvaletini yaptığın zamanlarda böyle bir torba var. DM'de satılıyor bu baby lafın. Bana bunu annemin arkadaşı kızı vermişti. Sibel abla. Eğer beni buradan izliyorsan teşekkür ederim. Gerçekten çünkü bunlardan artık ben de alıyorum. İçinde 100 tane var. Bunlar kokulu. Böyle bir tane çıkarıyorum. Eğer hani büyük tuvaletini yaptığı zamanlar. Bunun içine o bezi koyuyorum. Direkt ve öyle çöpe atıyorum. Hani akşama kadar tekrardan kokmasın diye. Çişli bezleri yapmıyorum öyle ekstradan. Sonra böyle çöpe atıyorum. Yani bu tekrar bu torba dışarı koku vermiyor. Tek onun için tabii ki de bu çöp torbası değil. Normalde bu çöp torbasını çantanıza da koyabilirsiniz. Mesela eğer uygun bir yer yoksa çöpünüzü, bezinizi atmaya. O zaman o bezi bu torbanın içine atıp çantanıza koyabilirsiniz. Hem çantanızda koku yapmaz eve gidene kadar. Bu da bir örnek yani. Ama bu çöp torbaları gerçekten çok iyiymiş. Değil mi? Ya sen ne anlıyorsun acaba veya ne sanıyorsun sen bunu? Ya Sibel abla bize çöp torbaları vermiş. Biz de artık onlardan alıyoruz. Ensar'ın boklu beşlerini koyuyormuş değil mi? Boklu boklu boklu. Bu arada burayı serdim çamaşırları. Hava aslında gayet güzel ama balkon o kadar pis ki daha silmeye vaktim olmadı. Fırat da full çalıştığı için yalnız biraz zor Ensar'la. Buranın camını komple açtım. İkisini de yani üstten açtım. Burada böyle hepsi kuruyor. Büyük ihtimal bunları da yarın falan artık katlarım kuruduktan sonra
Öbürleri de zaten kurudu hepsi. Katladım. Şurada sepetin içinde duruyor. Şimdi ben size aldıklarımızı hemen göstereyim. Alışveriş yaptım yani. Hasta olduğumuz için C vitamini. Fırat da bu arada hasta oldu. Bugün artık onun da boğazları falan şiş. Portakal aldım 1,5 kilo. Sonra böyle sütlü ekmek aldım atıştırmalık. Orada hem acıkmıştım. 3 paket süt aldım. Evet. Sonra limon aldım yine çay için boğazlarımıza. Anneme o benim mutfaktaki yağlıklardan aldım. Hemen yağlığı tekrardan size bir göstereyim. Bir yağlıklardan almıştım ben depottan. Bunları annem de istedi, ona da aldım. Şöyle banyo için yine ıslak bezler aldım. Hemen hızlıca bazen silmek için lazım oluyor. Acil birileri falan geldiğinde veya sırf toz olduğunda 2 paket bundan aldım. Bir paket yer bezi aldım Blink'in. Bir deneyeceğim bunu. İnsan mesela sürekli ağzının suyu akıyor, kusuyor, ediyor. Sürekli mopu çıkarmak bazen işime gerçekten zor geliyor. Şunlardan aldım. Acaba iz bırakacak mı? Normal mendili ısıtıp silince yerler hep iz oluyor. Benim fayans ve parke olduğu için. Onun için şunlardan aldım. Bir denemek istiyorum. İnşallah iz bırakmaz. Vallahi süper olur. Bir de Ensan'a ne aldım? Hadi bir gösterelim. Ensar'a 2 tane arkadaşlar al diye gelmiş yazlık, çok güzel. Bu 6 euro olması lazım ikisi, yani 3'er euroya geliyor. Şimdi kendisi artık yavaştan yemeye başladığı için eline mesela çilek, elma, havuç, armut, karpuz öyle şeyler vermeye başlıyorum. Ve çok fena hemen batıyor. Yani pahalı şeyler fazla almak istemiyorum. Yani özel günler hariç. Onun için böyle gündelik yazın böyle ikili. Hem alt üst çoklu takım, yani bir tane takım, hem tek giymelik çok kullanışlı, bunlardan aldım. Bir tane de böyle artık bodiler ihtiyacım vardı, uzun kısa bir büyük boy yani. Efendim sen de mi geleceksin kameraya, gel. Böyle gösterelim o zaman. Al. Sabırsız. Bak. Aa. Böyle bodiler aldık Ensar'a ikili. Değil mi? Bunlar ne? Aslanlı. Ha, senin uykun geldi. Ben bunu o zaman hemen bir uyutayım, öyle devam edelim. Bunu gösterebilir miyim? Kucağımda göstereceğim mecbur. Bir de böyle ikili body aldım. Böyle beyazlı, üstünde aslan leopar var. Bir de böyle düz sarı. Tam Ensar'ı yatıracaktım şimdik ama uyumadı kendisi, değil mi? Saate de baktım zaten, niye öyle gözünü kaşıdıysa, daha yeni uyanmıştı. Yarım saat, 1 saat olmuştu. Onun için uyumadı. Birazcık oynadık, ettik. Şimdik mutfağa geçtim. Kendime birazcık bir şeyler hazırlıyorum. Böyle hazır makarna yapacağım. Makarna içine domates sosu da var. Bunu yapacağım kendime. Ay pardon, onu yiyeceğim. Çünkü biraz acıktım. Ondan sonra da Ensar'ı yatırırım zaten. Saat 5 olmuş. 5.30 gibi yatar tahmin ediyorum. O arada da bu alışverişleri yerleştiririm. Bir de kargolarımı deneriz. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Mutfağı toparladım. Tam mutfağı toparlarken Ensar Paşa uyandı. Şimdi beraber kargolarımızı açalım.
İlk başta bir tane, iki tane daha doğrusu kemerim var. Bu biraz erkeğimsi gibi duruyor ama böyle Lacoste'un siyah, çok sade bir tane kemerini sipariş verdim. Bunları pantolonlarla bir denemem lazım nasıl duruyor diye. Böyle deri kemer, siyah. Bir de Tommy'den. Bu dün geldi. Açtım bunu, denedim. Bu çok güzel oldu bu arada. Böyle sade yine siyah bir kemer. Böyle siyah bir kemere ihtiyacım vardı. Bir tane Lacoste'un, bir tane Tommy'nin aldım. Şimdi bir deneyeceğim. Hangisi daha güzel olursa onu bırakacağım. Ama görünüş olarak sanki bu Tommy'ninki daha güzel duruyor. Ya senin burnun tıkalı. Kıyamam. Sonra kot pantolonlar sipariş verdim. Levi's'in bu arada. Bir tane siyah kot sipariş verdim. Bayağı uzun duruyor bunlar ama bir denemem lazım. Bildiğiniz siyah kot. Ben 501 orijinal cropped aldım. Bu da böyle biraz dar, bol kesim arası bir şey. Bir tane siyah. Bunların bu arada hepsini almayacağım. Sipariş verdim, deneyeceğim. Olanları bırakacağım. Bir tane siyah ve bir tane koyu almak istiyorum. Bu da böyle koyusu. Levi's'in yine aynı şekilde. Ben 25-28 aldım. Büyük ihtimal 24 almam lazım. Biraz sonra bir denerim veya yarın, o zaman belli olur. Bu da yine aynı şekilde 501 cropped. Bir tane daha böyle siyahımsı aldım. Bu arada 24-28. Bu daha iyi duruyor. Bu da böyle birazcık yıkanmış siyah gibi. Aynı şekilde yine Marco Polo'nun bir tane krem rengi pantolonunu sipariş verdim. Bunu maalesef, bu pantolon çok yüksek fiyatlı bir pantolon yani benim açıma göre. Fiyatı normalde, şöyle göstereyim, 150 euro. Yani 150 euro da bir pantolon için gerçekten pahalı. Hele ki böyle açık renk, bir de iç gösteriyor. Yani içine çok iyi bir iç çamaşırı giymeniz lazım ki göstermesin diye. Ama yine de bir çocuklu anne olarak böyle açık renk pantolon, hele ki yaz aylarında, bir de çocukluyken tam ek gıda dönemi, gerçekten çok riskli. Ben de bunu şu an indirimde buldum. 70 euroya düştü. Onun için ısmarlamak istedim. Ben bunu ısmarlamıştım 120 euroya düştüğünde, 32 bedenini. Çok iyi oturmuştu. Şimdi maalesef hiçbir yerde 32 bedenini bulamıyorum. Yani artık 150 euroya almaya bile razıyım çünkü o kadar çok beğendim. Ama maalesef 32 bedeni yok. Onun için şimdilik 34'ünü aldım ve 70 euroya aldım. Yani daha uygun. Bu üzerindeki fiyat doğru değil yani. Yani pantolonun kendi fiyatı 150 euro ama ben indirimde aldığım için 70 euro. Bu arada bugünkü Ensar'ın üstündeki takım da şöyle göstereyim. Önlükler, şapkası da var bu arada. Bir saniye öbür türlü göstereyim. Bunu teyzesi yapmış kendisi. Fırat'ın teyzesi yani. Buradan da ona çok teşekkür ediyoruz eğer bizi izliyorsa. Böyle bebek kıyafetleri falan dikiyor bu arada. Kendi markası var yani. Bize de yapıp yollamış. Böyle kahverengi, krem renkli tonları. Çok güzel. Çok yumuşacık. Tam da oldu. Bugün bunu giydirmiştim. Ho 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 ho. Miau 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 miau. Ich bin Curry. Curry Flipsa. Wow, Ensar'ın düdüğü çok tatlı yahu. Şuna bakın bir. Tiki 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 tak tak tak. Tiki 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 tak tak. Pijamamızı giyiyoruz. Şimdi kameralara vedalaşıyoruz. Teşekkürler arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Çamaşırları yerleştirirken gördüm. Fırat Ensar'a çanta almış. Got bag kit. Ben
Ben bu marka açıkçası bilmiyordum. Fırat dedi bu çantaları çok iyi oluyormuş diye. Sonradan artık anaokul çantası falan olur. Şimdilik de böyle oyuncaklarını falan koyup bir yerlere giderken diye götürürüm diye düşündüm. Yani bir tık büyüyünce yürümeye başladığında kendi oyuncaklarını koyup bir yere giderken suyunu, oyuncaklarını. Çok güzel bir rengi de var böyle açık mavi. Ben çok beğendim. Bunu şimdi denedim. Gayet güzel oldu pantolon. Yalnız sanki bir tık uzun, yani yaz pantolonu olarak düşünüyorum. Onun için galiba bir tık uzun. Bu koyu renk kodu da çok beğendim. Bu da çok güzel. Sadece boy olarak bilmiyorum. Bir tık kısa olsa daha mı iyi olur? Bir de ona bakacağım. Şöyle rengi. Kemer olarak da bunu beğendim. Tommy Hilfiger'ın gayet güzel oldu. Bunu bırakacağım. Neyse arkadaşlar, gece oldu zaten artık. Fırat da işten geldi. Kıyafetleri denedim. Pantolonlarla tam emin değilim. Çünkü biraz bol oldu, iyi olmadı altı üstü. Bir haftaya Münih'e gideceğiz. Orada Levi's dükkanı var. Orada bir denemek istiyorum tekrardan. Ona göre online sipariş vereyim veya direkt dükkandan alırım artık. Şimdiki hepsini denedim. Bu arada krem rengi pantolonu da denedim. Bol oldu. Tahmin ettiğim gibi 34 beden. Maalesef 32'sini de artık bulamıyorum. Yani yüksek fiyatı da yok. Yapacak bir şey yok artık. Bir izine gittiğimizde belki Türkiye'den bulurum o krem rengi tonunda. Bu videoyu da burada kapatayım diyorum. Ensar'ı yatırdım zaten. 2-3 kere uyandı tekrardan. Burnu yazık halen çok tıkalı olduğu için tam böyle dalınca nefes alamıyor. Ondan sonra geri uyanıyor. Fıs fıs yaptım hemen burnunu. Onu da geri yatırdım. Ben de şimdi pijamalarımı giyip yatacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beni severek takip ediyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.